Cemal Can Polat bağlanmak istemişti. Kendisi telefon attığımızda şu anda. Konuya ilişkinde çok kısa neden bağlandığına ilişkinde bize bilgi verirse seviniriz. Söz yani şöyle kendisinden bahsetti Nasuhi Güngör. Sayın Can Polat diyor, biliyor musunuz beni? Duyuyorum efendim. Buyurun efendim. Buyurun. İlkin teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ben tabii güzel. Sayın Nasuh Bey'in söylediklerini biraz açarak izah etmek istiyorum. Doğru izah edilebilmesi için. Evet doğrudur. Ben o tweet'i attım. Attığım tweet'in arkasındayım. Söylediğim şu. Şimdi açarak söylüyorum. İstanbul İl Kongresi'ne son 10 gün kala il başkan adayı oldum. Beni destekleyen 8 tane belediye başkanı var. Bu 8 belediye başkanının hiçbir tanesi aday gösterilmedi. Ama kendilerini destekleyen belediye başkanlarının tamamı aday oldu. Bir sefer hangi kritere göre bunları aday yapıp yapmadığını söyleyeceksin. 3 yılsa 30 yıl belediye başkanı olanlar var. Yaş ortalamasına bakıyorsan 65-70 yaşında olan adamlar var. Şimdi bir sefer anketse neye göre anket yaptınız? Mesela genel merkez bütün illere müfettiş gönderdi, teftiş kurulu gönderdi, milletvekili, parti mesuller gönderdi. İstanbul'a göndermedi. Bir parti genel merkez İstanbul'a göndermez mi adayın kriterlerini belirlemek için? Mesela anketlerde birinci çıkan belediye başkan adayları aday gösterilmedi. Mesela örnek vermek istiyorum. Onları destekleyen ilçe başkanların hepsi aday gösterildi. 14 tane ilçe başkanı beni destekliyordu. Aday olan 6 ilçe başkanının 6'sı da aday gösterilmedi. O ilçelerde dışarıdan aday getirildi, gösterildi. Ya da Sayın İmamoğlu'nun bürokratları, genel sekreter yardımcısı, genel müdür yardımcısı, babasının doktoru, işte babasının referansıyla konan adaylar gösterildi. Bunun hangi kriteri Cumhuriyet Halk Partisi geleneklerine uyuyor? Bunlar bu partide yokken, bunlar ANAP'tayken, AKP'deyken ben bu partinin üyesiyim. Ben bu partinin gençlik kollarından geldim. 3 dönem ilçe başkanlığı yaptım, 2 dönem il başkanlığı yaptım, parti meclisliği yaptım. Bu kimse keyfine göre aday belirleyemez. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tüzüğü var, ilkeleri var, gelenekleri var. Herkes bu geleneklere uyacak. Peki bu... Anapvari adaylarla bu iş olmaz. Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela Avcılar'da aday belirliyorsun. 21 tane aday var. Avcılar'ın içinde 21 adaydan birini göster. Mevcut olan belediye başkanı var. Türkiye'deki bütün özürlü dernekler, sakatlar derneği, federasyon hepsi destekliyor. Aday niye göstermiyorsun? Listede çıkıyor. Avcılar'da diğer aday ilçe başkanı, beni destekli ilçe başkanı da aday, onu da göster. Avcılar'da 2 fakülte mezunu olan 4 yabancı dil bilen çocuklar var. Bunların birini göster. Neden Avcılar'da, Esenyurt'ta sana yakındır diye bir genç bir arkadaşımızı getirip Avcılar'a aday gösteriyorsun? Peki Cemal Bey. Beni desteklediğin gece cezalandırıyorsun onları. Peki bir şey sorayım. Şükrü Bey dedi ki. Ya da Sarıyer'de. Sarıyer'de tutuyorsun partinin İkinci adamı, yerel yönetimde sorumlu genel başkan yardımcısının iş ortağı, Büyükşehir Belediyesi'nin yakın olduğu için Kartal'dan alıp getirip Sarıyer'e aday gösteriyorsun. 20 tane aday var Sarıyer'de, birini göster. Hadi belediye başkanını göster. Hadi göstermiyorsun, orada Ali İhsan diye arkadaşımız var, göster. Doktor Cengiz diye göster. Sana yakın adamlar var, göster. Mesela, aha da bunlar konuşuluyor. Mesela ben onu soracağım. Şeyleri, buna benzer şeyler söylendi burada. Ne soracaktınız? İlçe başkanı beni destekledi. Bir adam göstermiyor. Tabanı nasıl etkiliyor sorusu. Mesela Çatalca'da ilçe başkanı beni destekledi. Bir adaylar aday göstermiyor. Hadi gösterme. Bir takdir hakkı kullan. Ya kullanabilirsin. Ya birinde kullan. İkisinde kullan. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin keyfi olarak yönettiği bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri vardır. İlkeleri vardır. Değerleri vardır. Mesela Özgür Özel 4 sefer kaybetti. Partinin genel başkanı kendi ilinde 4 sefer kaybetti. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu onun milletvekili yaptı her seferinde. Sonra getirdi grup başkanı yaptı. Demek ki kaybeden de konuyormuş. Mesela şu anda teşkilatta şeyde sorumlu olan arkadaşımız yerel yönetimde benim karşımda rakip İstanbul'da kaybetti.
Beni milletvekili yazmadı. Kılıçdaroğlu onu milletvekili yazdı. Partinin genel saymadı. Mesela şu anda aday olanların çoğu kaybetti. Gene yazıldı. Biz gene buradayız. Efendim, ben İstanbul'da AKP'yle referandumda mücadele ettim. 52-20 çıkardım. 52-20 çıkarmama rağmen partide bir tek gün tartışma konusu yapmadım. Benim karşımdaki aday Selim Timurçin, ona aday gösterdiler. Adam şimdi ben partiye oy vermiyorum diyor. Yarın bunlar 31'inden sonra birçoğu bırakıp başka yerlere gidecekler. Biz gene bu partideyiz. Biz buradayız. Çünkü bu parti devlet kuran partidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Kuvayi Milliye geleneği vardır. Türk dünyasının umududur. Devlet kurmuş, 7 duvara karşı savaşmış bir partinin üyesi, il başkanı olmaktan onur duyuyorum. Sayın Can Polat, hiçbir dönem olmamıştı. Çok özür dilerim, bölüyorum sizi ama şöyle, ben şundan dolayı bağladım. Yani siz söz hakkı isteyince sizinle ilgili düşünmediğiniz bir şey söylendi de söz hakkı istediğinizi zannettim. Zaten buna benzer şeyler söylendi. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bir şey de söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyerek bitirmek istiyorum. Programı lütfen toparlayalım. Çünkü biz bunları zaten konuştuk ve bu biraz daha parti içi bir tartışma. Hani bir şey daha söyleyeceğim. Yani mesela, söz hakkını siz başka bir şey mi söyleyeceksiniz diye, yani sizin düşündüğünüzün dışında bir şey mi söylendi? Sizinle ilgili yanlış bir şey mi söylendi diye bağlandığınızı düşünüyorum. Doğrusunu düzeltmek için söyledim. Tamam. Zaten benzer şeyler söyledi arkadaşlar bu arada. Yani yok, mesela bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekleri kendisine karşı olanları, kendisinin yanlış tweet atanlar, storyler üzerinde bütün gün tartışma açmazlar. Bakınız parti başka alanlara sürükleniyor şu anda. Sinir uçlarıyla oynanıyor. Etnik yapının sinir uçlarıyla oynuyor. Bu Türkiye için, ülke için sıkıntılı bir sürece girebilir. Bunlar doğru şeyler değildir. Bu tartışmaları bir tarafa bırakıp kural ve ilkelere göre davranmalısın. Peki. Karşıda CHP'ler de olsun, başka bir şey. Evet, bir gün sohbet edelim. Çok teşekkür ederim Sayın Can Polat. Sağ olun.